Çağatay hocama sokakta rastladım. Nasıl dertli? Hay zaten yanakları yer çekimine direnemiyor. İyice aşağı düşmüş. Anlattı. Dedim, zerin senin ilacın olacak. Sen de her filmin DVD'si bulunurmuş ha. Geniş bir sinema koleksiyonun olduğunu bilmiyordum. Koleksiyon geniş abi. Cem Yılmaz'ın gösterisi, Kıvanç'ın yeni filmi, bütün filmler. Bazen oyuncunun kendisi seyretmeden, gala yapılmadan... ...hatta bazen film daha çekilmeden bizde. Ne? Korsan ha? Bu ne cüret? Ben orijinal DVD sandım. Öyle değil mi abi? Orijinalden iyi görüntü. Birinci kalite sinema keyfi evinizin konforunda. 7/24 bir telefon uzaklığınızdayız. Sende durgun sular var mı bacım? Bakıyorum. İstemez, eksik olsun. Ben yasal DVD sandım yahu. Abi şu an bu evde yasal olan sadece sensin. Aha buldum. Tek kopya. İstiyor mu, istemiyor mu? İstemiyorum. Korsana karşıyım. Hava korsanlarına, deniz korsanlarına ve sanat korsanlarına. Aşağılıksınız. Sensin aşağılık be. Adam olaydın da sinemada seyredeydin. Sana kuyruk gibi peşime takılma bu DVD için. Bak, tek kopya tekrarlıyorum. Pah. İstemem. Emek hırsızlığı bu. Emeği korumak lazım. Abi koskoca emek sineması gitti be. Hangi emeği korumaktan bahsediyorsun ya? Emek sineması. Elbette. Akşam üzeri Emek'te Durgun Sular'ın gösterimi var. Setten izin alıp giderim. Tabii yahu. Hangi emek sineması? Evet. Hangi emek sineması? Hayalimizde yaşayan. Çekimin ortasında nereye lan? İki saat ara verelim demek ne demek? Para akıyor oğlum burada, para! Ararım sonra. Bırak peşimi yahu, muhitime geldik. Herkes bakıyor. Festivalde bir film seyredip gelin, cimo! Allah'ım! Entellik bir virüs gibi bulaşıcı! Çağatay, sen bizim son kalemistin. Durgun sular değil mi tatlım? Biletin var mı? Yok, şimdi alacağım. Çağatay, festival filmlerinde biletler haftalar öncesinden bitiyor, bilmiyor musun? Biletler bitmiş mi? Yalnızca bir tane vardı. Onu da ben aldım. Nasıl? Açılay, lütfen onu bana ver. Yok ya, ben de oynayacağım hocanın filminde. Ayrıca Durgun Sular'ı ikinci defa seyretmem gerekiyor. İkinci defa mı? Niye? İlkinde anlamadın mı? Ver şunu kuzum, ne olur. Cesedimi çiğnersin, anca o zaman. Pekala, bari filmde ne oluyor onu anlat. Filmde... fakir ama gururlu, çok yakışıklı bir oğlan var. Bir de kız zengin ama kızın fabrikatör olan babası kızı ortağın oğluna vermek istiyor. Ya ne demek filmde ne oluyor anlat, salak mısın? Niye ki? Bunlar olmuyor mu? İyi gidiyordu. Ben seni hocaya nasıl tavsiye ettim ya? Rezil olacağım. Pekala, pekala. Ben filmi bir yerden bulup seyrederim. Çağatay, sakın korsan DVD'sini almaya kalkma. Ne ya? Bizim yönetmen korsana karşı en büyük korsan gösterileri düzenleyen adam. Haberin var mı? Ben de korsana karşıyım ama... Anası yok! Defterden siler seni. Seni tavsiye eden beni de. İkimizi de yakacaksın. Bitiririm seni. Yok, kusura bakma. Ocağıma düştün ama ben o son kopyayı götürüp oraya verdim bebeğim. Ben hiç beğenmedim, ablama verdim. Ben seyrettim, çok beğendim. Anneanneme verdim. Bu akşam o seyredecek. Beraber seyredeceğiz ha. Bana DVD vermedin kuzum. Ben de gelip burada seyretmeye mecbur kaldım. Hadi hayırlısı. Efe bu mu acaba? Hayır, benden böyle bir oyun bekleniyorsa istemem, eksik olsun. Normal insan gibi davranan tipler. Seyirci normal insan görmek isterse sokağa çıkar. Niye para verip sinemaya gitsin yahu? Doğru dürüst diyalog bile yok. O zaman niye ben sesimle ön plana çıkmayacaksam ne anlamı var? Afife, sen bu filmden bir şey anladın mı? Hayır, hiçbir şey anlamadım carcar konuşmanda. 15 dakikadır seyrediyorum, hiçbir şey anlamadım. Affedersin. Ama dertliyim, duramıyorum. Haklı değil miyim yahu? Ne bileyim ben?
O kocaman sesinle vıdı 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 vıdı. Bir yerden sonra artık ne dediğin anlaşılmıyor ki. Niye yahu? Böyle monoton. Öyle bir şeyler geliyor kulağa. Şu an sana darıldım. Darılamazsın. Neden? Kaç yaşında kadınım. Yarın bir şey olsa dargındık diye vicdan azabı çekersin. Büyük risk. Haklısın. Ama bu gece benim bu filmi seyretmem lazım. Hayır, benim bu filmi bu gece seyretmem lazım. Ve sensiz seyredeceğim. Çünkü kafam şişti. Niye bu gece ben seyretmiyorum? Senin acelen yok ki. Ben 1000 yaşındayım oğlum. Hep acelem var. Hadi sana iyi geceler, iyi şanslar. Senin karakteri F üzerinden biraz konuşalım. Filmi 3 kere seyrettim. Efi'nin hayattaki esas problemi sence neydi? Sence neydi? Belki ismi olabilir. Ne o öyle Efi, Fifi gibi? Efi'nin sorunsalı şey de olabilir. Filmin ilk 15 dakikasında hiç görünmemesi. Sen filmi seyrettin değil mi? Elbette. Alternatif bir cevap arıyorum ve... Pardon. Efendim? Yapma ya. Kaçtaydı? Tamam. Hemen kalktım geliyorum. Tamam. Çok özür dilerim ya. Şey bir korsan karşıtı gösterimiz vardı. Tamamen aklımdan uçmuş. Bak ne diyeceğim. Biz seninle yine akşam burada saat 10'da buluşalım ha? Tamam. Hadi bakalım. Doğrusu bir süper kahraman gibi arar aramaz adeta uçarak geldim. İşin düşeceğimi teşekkürlerdi bilmin ha? Ne? Oho kime ne anlatıyorum. Hızı yürüyorum ve rüzgar gibi koşuyorum anam. Genlerim de var. Ayrıyeten arka sokaktaydım. O filmi bu akşam 10'a kadar seyretmiş olmalıyım anlıyor musun dostum? Vay be hemen dostun mu olduk abi? Yahu korsana karşıyım. Ama şu an mecburum. Ah o bileti bana verseydi. Bazen insan böyle yasa dışı yollara düşürülüyor işte. Arkadaş kurbanıyım ben. Bu kadar aşağılıyorsan alma kardeşim. Hem bu çarkın dişlisi olayım vıdı vıdı konuş. Biz buralarda senin gibileri sevmeyiz ahbap. Ahbap mı? Sahi senin bu halin ne yahu? Sen ne lan sen kedi haline bak. Ve etnik kökenlerime saygı göster. Bağlantıları kuruyorum. Altı civarı araşarım. Yedi de malları teslim ederim bebeğim. Ne oluyor burada? Ne muhabbeti bu? Tiyatro. Zerinle. Çağatay umarım filmde daha inandırıcı oynarsın. Ay sabah sabah bunun nevrozunu çekemeyeceğim. Kusura bakma gülüm. Aklından bile geçirme. Geçirmiyorum yahu. Geçiriyorsun. Geçirmiyorum. Geçiriyorsun. Okuyorum. Şu anda beynini okuyorum. Kafatasın şeffaf. Oradan ruhunun fotoğrafını çekiyorum. Başka ne yapabilirdim yahu? Hocaya seyretmedim de. Küçücük mahalle. Bu ayıp duyulmaz mı sanıyorsun? Hoca ikimizle de konuşmaz. Bir daha konu komşunun suratına ne yüzle bakarız? O yüzle bir daha kahveye de çıkamayız. Hangi kahveye? Bu kahveye. Pekala tamam almayacağım. Ben de korsana karşıyım yahu. Ensendeyim. Bunu riske atamam. Senin yüzünden hayatımın rolünü kaybedemem. Korsan DVD'ye elini sürdüğün an seni ihbar edeceğim. Neredesin yahu? Saat 9. Adamla onunla buluşacağım. Tamam abi. Doktordan geliyorum. Her yerime şeyler sürüldü. Tedavi yapıldı ya. Geçelim içeri. Ha vakit yok. Hemen açıp ver. Bak abi. Yurt dışından sinemadan çekildi. Tertemiz kayıt. Daha filmin New York arası yapılmadı. Allah seni inandırsın. İstemez. Sen benimkini ver gideyim.
Bak abi bu da var mesela. Kara komedi. Ama televizyonun parlaklığını arttır, azıcık aydınlanır, seyri rahat olur. Şuradalar, ara sokakta satış yapıyorlar Memur Bey. Bu sokak. Burada bu. Oyo. Gitti. Efe. Korsan filmci Taksim'e doğru gidiyor. Eşkal veriyorum. Genç, siyahi bir kadın. Koş, koş. Bu senin Adaspor'un. Kökleri nedir? Koş, kutlak gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.